TFF başkan adayı Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sabahattin Devecioğlu'ndan Kulüpler Birliği'ne sitem. Devecioğlu bir basın açıklaması yaparak başka hiçbir adayı dinlemeden mevcut yönetime destek kararının açıklanmasının yanlış olduğunu belirtti. Yapılan basın açıklaması şöyle: "Değerli Türk futbolu ailesi, TFF başkan adayı adaylığımızı ve projelerimizi 10 Mayıs 2023 tarihinde herkesten önce açıklamıştık. Aday olma ve seçime katılmak için imza toplama süreci sürecimizde hiçbir kulübe zarar vermemek, kanun ve statü gereği 6 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan genel kurul kararını bekleyerek başlatmamız gerektiği düşüncesiyle hareket etmekteyiz. Bu süreç 15 Haziran saat 17'ye kadar devam etmektedir. TFF statüsüne göre 22 Haziran 2023'te yapılacak olan seçimli olan genel kurul toplantısından 7 gün önce 15 Haziran 2023 tarihine kadar adaylık başvuru süreci devam ederken Kulüpler Birliği Vakfı yapmış olduğu 12 Haziran 2023 23 tarihli son toplantısında bir kulübümüzün toplantıya katılmaması iki kulübümüzün çekimser olduğu kulüplerin temayülünün mevcut yönetimin devamı şeklinde olduğu ifade edilmektedir. 15 Haziran 2023 tarihine kadar adaylık süreci devam ederken Türk futbolunun paydaşları ve kulüpler birliğiyle mevcut TFF yönetiminin başka adaylar yokmuş gibi davranması diğer aday olacak kişilere fırsat ve imkan vermemesi farkında olmadan Türk futbolunun gelişimine zarar vermektedir. İnancımız odur ki birçok kulüp ve delege zarar görmemek ve kötü olmamak için doğal olarak mevcut yönetime karşı sessiz kalmakta, tarafını belli etmemektedir. Bizler bunu paydaşlar adına normal karşılamaktayız fakat demokratik yarış için şartların oluşturulmasından dayanayız. Bizler için önemli olan 2023 yılında 100. yaşını kutlayacak olan Türk futboluna yeni yüzyılda yeni bir misyon ve vizyon kazandırmak, akademik gelişimine katkıda bulunmakla birlikte Türk futbolunu daha iyi bir seviyeye taşımak, rekabet gücünü ve marka değerini arttırmak için hep birlikte çalışmak ve Türk futbolunu hep birlikte yönetmektir. Bunu başarmak için sonuna kadar var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Futbol kamuoyuna saygılarımla.